Selamünaleyküm. Aleykümselam. Süleyman amcanın elini öpmeye geldim ben. Hepiniz, yani çoğunuz o videoyu görmüşsünüzdür. Allah razı olsun. Hep o günleri yaşadık. Anadolu'nun Facebook hesabı olmayan, Twitter hesabı olmayan, YouTube hesabı olmayan ama devletinin yanında duran, hükümetinin yanında duran insanına bir örnek teşkil etti, ses verdi. Milyonlarca insana ses vermiş oldu. Sosyal medyada kalabalık oldukları için memleketi kendilerinin zannedenleri rahatsız etti bu durum. Sosyal medyadan bir dünya hakaretler ettiler. Dalga geçmeye çalıştılar. Şivesiyle dalga geçmeye çalıştılar. Söylemleriyle dalga geçmeye çalıştılar. Ama aslında onların susturmak istediği ses hakkın sesiydi. Çünkü Süleyman amca konuştuğu her bir kelimede haklı. Süleyman amca Anadolu'nun sessiz çoğunluğunun sesi oldu bir şekilde. Onun için ben hem elini öpmeye hem duasını almaya hem de anlatacaklarını sizinle paylaşmak için buradayım inşallah. Süleyman amca. Allah razı olsun. Şimdi geçmişi bilmiyor bizim gençler. Geçmişte yaşanan mezalimi, geçmişte yaşanan bozuklukları, geçmişte yaşanan zulmü bilmiyorlar. Bilmiyorlar Turgay Bey. Maalesef şimdiki 20 yaşındaki, 18 yaşındaki gençler dediğin gibi o zaman daha 2-3 yaşındaymıştı. Tabii. Bugün tabii. 2018'de iki genç 20. 20 yaşındaki bilmiyor şu anda 2000 öncesini. Evet. 2000 öncesi bilmedikleri için tabii aynı bu durum gibi zannediyorlar eski geçmişi. Hı. Eski geçmişte çok her şey yasaktı. Zulüm yasak. Zulüm vardı efendime söyleyeyim. Neler çektik ya? Ben Turgay Bey hastaneye gittim Göztepe'ye. Bir ilaç yazdığına bir sürüye girdim. Tam 8 saat. Göztepe hastanesinde. Sıra geldi. Bir öldüm. Dayı saat 5 dedi. Ne yapacağız dedim. Yarın gel efendim işte para var mı diye sormayan dedim. Beni ilgilendirmez dedi. Git gel 3 gün mü 4 gün mü ancak bir ilacı alabildim Turgay Bey. O zaman öyleyken şimdi ambulans geliyor biz yengen hasta. Allah şahit. Kapının önünden alıyor. Kapının önüne koyuyor hastaneden. Yani şimdi bugünle o günü çarpıştırdığın zaman 16 senede, 17 senede neyse. Yani bu Türkiye çok zaman kaybetmiş hakikaten. Çok havayı israf edilmiş 70-80 sene. Çok. Neyle uğraştılar? Şapkayla uğraştılar. Aynen. Başörtüsüyle uğraştılar. Layıklıkla uğraştılar. Zulümle uğraştılar. Ben bir şey anlatayım hocam. Benim bir hocam vardı Erzurum'da. Az önce de söyledim arkadaşlar da bilsin. Ezan yasağı 90-93 yaşında vefat etti. Ben onun 7-8 sene hizmetinde kaldım. Ezan diyor, bana diyor müezzindim, genç müezzindim diyor, ezan yasaklandı diyor. Bir kağıt geldi, bir genelge. Sanrıludur diye okuyacaksın. Minareye çıktım diyor, elime aldım kağıdı diyor. Dilim varmadı, söyleyemedim diyor. Tanrıludur'u söyleyemedim diyor. Elime attım kulağıma diyor Erzurum'da, Allahu Ekber diye ezan okudum diyor. Gelip jandarma beni götürdü diyor. Suyla ıslatıp hortumla dövdüler diyor, sabaha kadar. Nelerdi? Sabah çıktım diyor, camime gittim diyor. Tekrar ezana çıktım, ezanımı okudum. Aşağı indim yine jandarma bekliyor. Alıp götürdüler diyor. Beni askıya astılar, ters askıya. Hortumla dövdüler. 6 ay içeride yattım diyor. 6 ay. Çıktım diyor tekrar diyor. Aynı ezanı yine Arapça okudum diyor. 6 ay diyor Erzurum diyor ezan duymamış diyor. İnsanlar sokaklara döküldü diyor. Kadınlar çarşafını giyen sokağa çıktı diyor. Ağlaya ağlaya ezanı özlemişler diyor. Kurtlar kuşlar ötmeye başladı diyor. Ulumaya başladı diyor ezanı duyan. Memleket hasret kalmayacak. İslam toprağında ezanı yasaklamış bu zihniyet. Ezanı okudum diye yine aldılar. 2-3 sene yatmış. Hoca bana dedi ki, oğlum dedi şimdi diyeceksin ki hocam deli misin sen? Bu zulmü niye yaptın kendine diyor. Diyor ki ben diyor içerideyken diyor, o işkenceyi yediğim günlerde diyor, her gece rüyamda Resulullah'a gördüm. Tabii canım bu hak davası. Bunları gördü. Bu memleket bunları gördü. İnsanlar bunu bilmiyor. Allah fırsat vermesin. Bak amcamızın oğlu da aynı zamanda 15 Temmuz darbesi. 20 yaşındakiler bilmiyor, şaka geliyor. Aynı bu kadının rahat Kur'an kursu, imam hatıplar aynı diyor. Zamanda oğlu da 15 Temmuz darbesi. 2000 yıl bu ya kimi zannediyor ve geçmiş. Bu zihniyet kendi milletin üzerinde tank süremişsin zihniyet. FETÖ'nün arkasında kim varsa, bugün bu hükümeti düşürmek isteyenin de arkasında o var. Aynı dış mihraklar var. Aynıdır. Bu memleketin İslam'a dönmesini istemiyorlar. Bu milletin kendi mukaddesatına sahip çıkmasını istemiyorlar. İstemiyorlar. Burada bir Müslüman Türk milletin yeniden ayağa kalkıp ümmetin başına geçmesini istemiyorlar. İstemiyorlar. Dertleri belaları bu. Yoksa herkes hükümetten memnun. Sağlıktan da memnun, yoldan da memnun. Her şeyden memnun. Sadece bir zihniyet meselesi. Zihniyet meselesi ya.
Yani bütün mesele 2000 öncesine dönüp yine yani milleti böyle orada o yasak, burada bu yasak, şurada şu yasak. Memleketin ömrünü geriye 100 sene daha devam ettirme. Ama karşıdaki CHP'nin adayı Muharrem İnce. Genelgesi internette dolaşıyor. CHP'de başörtüsü karşıtı şey için imza atmış meclise. Yasa tasarısı ve başörtüsü öğretmene karşı. 3 tane kanser yakın. Aynı zihniyet. Turgay Bey. Bu memleket şeyden Osmanlı Abdülhamit'ten yıkıldıktan sonra 2000'e kadar ne yaşadı? 3 tane kanser yakaladı. Bu da ne, bir adam kansere yakalandı. Fakat kanser adamı ya öldürü 6 ayda ya 1 senede. Bu 3 kanser ne? Bir yaşını yuttudular. Uzun zaman. Din ayrı, siyaset ayrı. Bu kanseri yuttudular bu millete. Ama siz bilmiyorsunuz oğlum şeyse. Ondan sonra gelelim şeye. Bir arada memleketi din geri bıraktı. Bir ara milletin bu toplumun kafasını oyunla uyuttudular, oyaladılar. Yetince. Ondan sonra gelelim şeye. Üçüncü kansere. Laiklik elden gidiyor, iltica geliyor. Bir müddet, bir uzun zamanda bununla oyaladılar millet. O anda bunların laiklik falan değil amacı. Gitmesi, gelmesi, irticanın gelmesi. Ya bunların laiklik laiklikle ilgisi yok. Yani laiklik olsa Diyanet İşleri'ni kurmuş. Ha. Dini kontrol altına almak için. Laiklik demek laiklik laik... değil ki. Laiklikte din laiklik ayrıdır değil. Yani. Din, devlet dine hiç karışmaz laiklik. Ha ha. Şu şöyle laiklik bunları sığınmışlar. Biz dine karşıyız diyemeyene de o laikliği bir evet. Şey olarak, hedef olarak, hedef olarak onu gösterdiler millete. Laiklik elde gideyim diye. Yani dinsizliği seviyoruz biz diyemediler. CHP'nin ilk başbakanlarından Şükrü Saracoğlu. Üç kanseri yuttudur. Bizim bu milletin içinden Allah'ı, peygamberi ve İslam'ı sökmemiz için 30 yıla daha ihtiyacımız var diyor. CHP'nin ilk başbakanlarından Şükrü Saracoğlu. Ve anasına. Bu üç kanseri yuttudur. Yuttudur. Aynen. Ama ne büyük üç milletmişiz ki. Ne büyük milletmişiz ki. O içimizdeki koru bir Kasımpaşalı çıktı hafiften harladı. Ya. Alev alev yanıyoruz. Bu vatan için. 15 Temmuz'da herkes gördü. Bu ülkeye nasıl tabii sahip ya. Çıktığımızı. Amcanın oğlu da gazi. Allah razı olsun kendisinden. Eksiğimiz var. Yok mu? Eksiksiz Allah ya. Hocam daha buyursun. Eksik olmayan Allah'tır ya. Noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'tır. Yani her şey dörtte dörtlük hemen kolay değil bugünlere gelmek Allah ya. Allah razı olsun. Süleyman Hoca, ben Anadolu'daki gençlerin temsilen senin elini öpüyorum. Allah razı olsun diyorum. Turgay Bey, ben de senin elini öpeyim ya. Estağfurullah. Senin gibi amcalar sayesinde Allah bu dava kaybolmadı. Sizin dik durmanızla bugünlere kadar geldi. Ve biz Allah'ın izniyle bu davayı neticeye taşıyacağız. Kim ne derse. İnşallah. Selamünaleyküm.